Atina Uluslararası Film Festivali 19. yılında en fazla Yunan yapımının gösterildiği sene olarak tarihi adını altın harflerle kazıdı. Bu sene 15 yeni yapım ve 78 kısa filmin beyaz perdeyle buluştuğu festival, Yunan sinemasının son yıllardaki gelişimini gözler önüne seriyor. Küllerinden doğan Yunan sineması, düşük bütçeli yapımlarıyla uluslararası alanda ödülden ödüle koşuyor. Yeni nesil Yunan yönetmenler eskisinden çok çok iyi. Sinemacılar daha kültürlü, eğitimli ve açık görüşlü. Yaşadığımız ekonomik kriz, sinemacıları sosyal konulara eğiyor, olaylara daha duygusal gözle yaklaşmalarını sağlıyor. Son olarak ben bu yıllarda sinemamızın geldiği noktayı geçtiğimiz dönemde ikilenlerin bir meyvesi olarak görüyorum. Festivalde öne çıkan yapımlardan September, Eylül, küçük bir apartman dairesini köpeğiyle paylaşan kadının evcil hayvanının ölümüyle değişen hayatını konu alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Penny Panayiotopoulou oturuyor. Günümüzde sinema dünyası, film çekmek isteyen herkese çok daha fazla imkan tanıyor ve ulaşılabilirliğiyle büyük kolaylık sağlıyor. Yunan sineması içinse yurt dışı ortaklıkları için büyük bir rahatlık söz konusu. Artık yabancı ortaklar Yunan sektörüne de yönetmenlerine de daha fazla güveniyor. Ancak yine de Yunan sinemasının bu şartlarda uzun vadede bir yere varamayacağını düşünüyorum. Çünkü her zaman ucuz film çekemeyiz. Şu sıralar Yunan sinema sektörü ilgi çekiyor. Basit hatları minimalist kabul ediliyor. Ama uzun vadede daha organize bir yol haritasına ihtiyacımız var. Michalis Kontantassos'un ilk uzun metraj filmi Luton'da festivalin konuşulan yapımlarından oldu. İlk adımları Cannes Film Festivali'nde atılan yapım, ilk dünya gösterimini ise 61. San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştirdi. Luton, 17 yaşındaki Jimmy, 30 yaşındaki avukat Mary ve market sahibi Makin'in her sabah kesişen hayatlarını konu alıyor. Yunan filmcilerin sadece kendi gerçekliklerine değil, dünya sorunlarına da eğilmeleri onları oldukça öne çıkarıyor. Empati duyguları yoğun. Yunan yönetmenin büyük bütçelerle çalışması günün esprisi niteliğinde. Bu açıdan Yunanistan'da film çekmek çok zor. Hatta şimdi daha da zor. Bizim hala film yapabiliyor olmamız işsiz sinema emekçilerinin bulunması nedeniyle. Onlar hedefe kilitlenip yalnızca iyi bir işe imza atmak istiyorlar. Maddi bir kazanım beklemeden birbirlerine destek oluyorlar. Ancak elbette bu desteğin de bir sonu var. Alexandros Avranas'ın filmi Miss Violence, Bayan Şiddet ise Venedik Film Festivali'nden Gümüş Aslan'la döndü. Film Failora yapım şirketi tarafından desteklendi. Biz özgün görüşü olan yönetmenlerle çalışmayı tercih ediyoruz. Onlar Yunan sinemasını ileriye taşıyacak olanlar. Ben bu yapımların uluslararası alanda ödüle doymayışının Yunanistan'ın yaşadıklarını Yunanlı gözüyle filmlerine yansıttıkları için olduğu kanısındayım. Ama elbette bir diğer yandan çok da evrensel duygular barındırıyorlar. Από τον κοινόδοτα του Γιώργου Λάνθιμου το 2009 μέχρι το 2009 yapımı Dogtooth'tan bu yana Yunan filmleri uluslararası alanda 30'u aşkın ödülün sahibi oldu. Ortak noktası sosyoekonomik problemlerden bahsetmek olan yapımların ilham perisinin Yunan halkının içinden geçtiği buhran olduğu hiç şüphesiz. Παρά τις δύσκολες στιγμές που περνάει η Ελλάδα. Γιώργος Μητρόπουλος από την Αθήνα για το Euronews.